Şimdi bir Skype bağlantısı daha yapacağız ve Ulaş Özdemir ile Trabzonspor'un gündemini konuşacağız. Ulaş Özdemir, günaydın. Hoş geldiniz yayınımıza. Günaydın Ezgi, iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler, sağ olun. Şimdi transfer gündeminin yine yoğun olduğunu görüyoruz Trabzonspor'un. İzlediğimiz haberle de başlayalım isterseniz. Trezeguet ile ilgili ciddi bir belirsizlik var gibi görünüyor gazete haberlerinde. Aslında dünden beri bu şekilde bir grup gazete ya da Trabzonspor'u takip eden muhabir arkadaşımız Trezeguet konusunun artık imzaya kaldığını söylerken bir grupta görüşmelerin tıkandığından bahsediyor. Sizin var mı konuyla ilgili önce istihbaratınız, onu sorayım ve tabii ki yorumunuzu da rica edeceğim. Trezeguet olayını ben biraz Vişça'ya benzetiyorum sevgili Ezgi. Trabzonspor Vişça'yı da devre arası alırken görüşmeler dondu. İşte fiyatla anlaşılamadı, bonserviste anlaşılamadı. Ve böyle yılan hikayesine dönen bir durumla karşılaştı Trabzonspor. Ama daha sonra Vişça'yı bir anda bir sabah Ahmet Ağoğlu ve Göksel Gümüştağ'ın basın toplantısıyla beraber Trabzonspor'a katıldığını görmüştük, tanıklık etmiştik. Tabii önemli bir transfer Trezeguet Trabzonspor için. Ancak yani bu tip görüşmelerde bazı yerler tıkanır, taraflar masadan kalkar, ondan sonra yeniden bir temas kurulur. Biraz böyle diplomasiye benzetirim ben bu transfer görüşmelerini. Taviz al, taviz ver taktiği gibidir. Dolayısıyla hani burada biraz oyuncunun kararı da önemli tabii. Yani Vişça'da olduğu gibi Vişça en son Antalya kampına gittiğinde devre arasında ben Trabzonspor'da oynamak istiyorum demişti. Bu ısrarını sürdürünce de Trabzonspor'a kulübü de vermek durumunda kaldı. Hani Trezeguet'in de burada bütün iradesi kendisinde. Çünkü Trabzonspor hemen hemen zaten kulübüyle prensipte mali konularda anlaştı. Top artık Trezeguet'e kaldı. Biraz burada tabii menajerlerinin, biraz oyuncunun istekleri var. Ama Trabzonspor 1,5 milyon euro net maaşın üzerine hiçbir şekilde çıkmaz. Bunun üzerine bonusları koyar. Çünkü Vakayeme'de de biz bu olayı yaşadık. Yani burada taban ücret 1,5 milyon euro. Onun üzerine işte bonusları, imza parası gibi bazı bonuslar eklenerek fiyat 2,2-2,250'ye max çıkar. Çünkü hani orada skala olarak da Hamşik'in yıllık aldığı maaş ölçü kabul ediliyor. Yıllık aldığı ücret diyelim, maaş demeyelim. Haliyle de burada görüşmelerin ben tekrar yeniden başlayacağı ümidini taşıyorum. Çünkü nihayetinde Trabzonspor'un Vakayeme'den sonra buraya alabileceği alternatiften iyi kanat oyuncusu şu andaki mevcut şartlarda ekonomiyi de buna katarak Trezeguet olduğunu düşünüyorum. Ha burada bir B planı olur mu? Trezeguet tamamen anlaşılmayacak bir durumda yani sonuçlanırsa o zaman yönetimin bir B planı var mı? Yani orayı biraz aslında konuşmakta gerekiyor. Çünkü kampa da zaten çok az bir süre kaldı. Ayın 4'ünde Trabzonspor Slovenya'ya gidecek yurt dışı kampına. İlk kamp dönemi başlayacak. Yani ben teknik direktör Abdullah Avcı'nın hiç olmazsa yani sağ stoper bir kanat oyuncusunu da mevcut önceki transferlerle beraber kamp kadrosuna katıp çalışmalara öyle başlamak istediği yönünde bir görüşünün olduğunu da biliyorum. Haliyle oraya kadar yani ayın hiç olmazsa 4'üne kadar ya da 3'üne kadar 3'ünde gidecek Trabzonspor. Bu iki transferin sağ stoper ve kanat transferinin ben bitirilebileceğini düşünüyorum. Stoper demişken hemen isterseniz Marlon'dan da biraz bahsedelim. Özellikle FIFA'nın kararı sonrası bu anlaşmanın yapılması bekleniyor. Yine hem Marlon'u sorayım hem de az önce Trezeguet konusunda aslında değindiniz. Olmaması halindeki B planları, C planları ne kadar var acaba yönetimin elinde? Bu da önemli. Stoperle ilgili fikriniz ne bu konuda? Yine belki bu noktada Kaan Ayhan'ı da konuşabiliriz. Şöyle yani geçen sezon Avrupa kulüpleri çok fazla transfer yapmadılar. Hani bu pandemi dönemi, ekonomik koşullar. Ancak şu anda Avrupa'daki hemen hemen bütün kulüplerin bu piyasaya deyim yerindeyse saldırdığını görüyoruz. Trabzonspor'un açısından hani geçen sezon yapmış olduğu transferlerde önünde çok bir engel yoktu. Bu Avrupa kulüplerinin isteksiz oluşundan dolayı. Ama şimdi durum öyle değil. Biraz bu şartlar Trabzonspor'u zorluyor aslında. Tabii Shakhtar Donetsk'te oynayan bir oyuncu Marlon.
FIFA'nın kararı sonrasında artık rahat bir şekilde orada oyuncuyu alabileceksiniz. Ama orada bütün planları bence PSV'nin yapmış olduğu teklif bozdu Marlon'a. PSV Eindhoven da istiyor şimdi Marlon'u. Vallahi şöyle bakmak lazım. Yani Trabzonspor hiç olmazsa hani bir yıl kiralama artı mecburi satın alma opsiyonunu da deneyeceğini ben öğrendim dün. Eğer böyle bir şey olursa belki hani oyuncunun Türkiye'ye gelme noktasında biraz daha irade ortaya koyabileceğini düşünüyorum. Neden? Hem bu Trabzonspor için çok önemli hem oyuncu için de önemli. Nihayetinde Şampiyonlar Ligi'nde playoff'tan gruplara kalırsa oynayacak bir takım var. Bu sezonun şampiyonu var ve gelecek yılda yine ligde iddialı bir Trabzonspor var. Bütün bunların hepsi Marlon'a iletildi zaten. Trabzonspor'un da o bölgede Edgar'ın sakatlığından sonra çok önemli bir eksik olan sağ stoper eksikliğini bir an önce gidermesi gerekiyor. Haliyle de hem güçlü hem fiziği iyi hem oyun bilgisi iyi hem geriden oyun kurabiliyor. Aynı zamanda da yani mevki çeşitliliği olarak baktığımızda yani sol stoperde ve bekle de oynayabilecek bir oyuncu Marlon. Kaan da böyle bir oyuncu. Evet ama Marlon hem temposuyla hem yaşı ve bir de Barcelona altyapısı oraya da biraz bakmak lazım. Barcelona'da da oynamış özür dilerim. Vallahi bilmiyorum hani bu işlerin içerisinde Marlon olmazsa hani bir Kaan Ayana hamlesinin de ben yönetimden beklediğimi söyleyebilirim sağ stoper için sevgili Ezgi. Hemen forvet gündemini de sormak istiyorum. Özellikle Hacı Wright ismi tabii çok fazla konuşuluyor. Canini ile yeniden anlaşılabilecek mi merak konusu ve yerli isimler arasında da tabii ki Umut Bozok adının öne çıktığını görüyoruz. Bu üç oyuncuyu nasıl değerlendirirsiniz? Şimdi şöyle Hacı Wright zaten Antalya Spor'da Nuri Şahin'le beraber farklı bir oyun ortaya koymaya başladı. Ya Trabzonspor'un oyun sistemi içerisinde Canini'ye benzeyen bir oyuncu. Şimdi bu Hacı Wright gündeme gelince acaba Canini ile yani bir sözleşme yenilenmeyecek gibi bir endişeye de kapılmadım değil. Çünkü hemen hemen birbirine benzeyen iki oyuncudan bahsediyoruz. Dolayısıyla yani Hacı Wright'ı elbette ki Trabzonspor'da olması oyununa çok büyük katkılar sağlayacaktır ama Canini ile beraber mi olacak Hacı Wright Trabzonspor'da yoksa hani Canini artık bir yıl daha Trabzonspor'da kalıp ya da bir transfer yapıp gidecek mi? Çünkü hani Umut Bozok'a da baktığımız zaman o da yine alternatif bir forvet, üçüncü bir forvet olarak Koyta'nın kiralanmasından sonra Trabzonspor'da olacak. Ama ben hani Ezgi senle geçen yayında da konuştuk. Umut Bozok hoca farklı bir görev verebilir. Belki eğer anlayacaksa Umut Bozok hani yerli alternatifinde de bence önemli. Orada belki ikinci bir hücumcu olarak Umut Bozok'u kullanmak istiyor olabilir. Hoca kendi planında hani 3-5-2'de gibi yani ikinci bir hücumcu gibi düşünelim. Yani bir 10 numara çıkar mı Umut'tan orayı çok anlamlandıramam olmaz. Öyle bir oyuncu değil. Ama ikinci hücumcu olarak gerçekten hem yarattığı fırsatlarla beraber hem bitiriciliği hem temposu hem de böyle sağ sol ve ceza sahasında merkezde önemli işlerin altına imza attı bu sezon Kasımpaşa'da. Haliyle şimdi hani Canini Umut Bozok hemen hemen aynı mevkinin oyuncuları. Cornelius orada tabii ayrı tutuyorum çok çünkü o çok farklı özellikleri olan bir futbolcu Trabzonspor'da. Evet. Dolayısıyla bakacağız yani böyle enteresan bir denklemin içindeyiz. Dediğim gibi kampa kadar şu transferlerin hiç olmasa birkaçını görebilirsek daha sağlıklı bir yorum yapabiliriz ve kamptaki idmanlara da bir bakmak lazım tabii ki. Hoca ne oynatacak veya neyi deniyor o da önemli bizim için. Peki Ulaş Özdemir çok teşekkürler yorumlarınız için. Güzel bir gün diliyorum size. Bir mukavim iyi yayınlar diliyorum. Çok kendinize teşekkürler. İyi bakın.